Osmanlı'dan günümüze ihtilal hareketleri. 1. II. Osman yani Genç Osman vakası. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan değişim ve yenileşme hareketlerinin önü genellikle ihtilal hareketleriyle kesildi. Ne zaman değişim planı ortaya çıksa mutlaka bir ihtilalle durduruldu. Devletinin geleceğini düşünerek adım atmaya çalışan padişahlar bu uğurda tahtlarından hatta canlarından oldular. Hiç şüphesiz Osmanlı Devleti'nde değişim ve yenileşmenin zirvesinde Sultan II. Selim vardır. Değişimi başlatan ise Sultan II. Osman yani Genç Osman'dır. Tahta genç yaşında amcası 1. Mustafa'nın hal edilmesi üzerine çıkan Genç Osman'ın sert tavırları Yeniçeri ve ulemanın nefretini kazanmasına sebep oldu. 'Aslanlarım, yiğitlerim, herkes işitsin ve bilsin ki bu hainler Yeniçeri kullarımın yüz karalarıdır. Er meydanından kaçmış, yoldaşlarına ihanet etmişlerdir. Bu sebepten idamlarına hükmettim. Bu nefret padişahın bizzat başkomutanlığı üstlenmesi ve hacca gitmeye karar vermesi üzerine zamanla artarak neticede isyana dönüştü. Askerlerin öncülüğünde başlatılan ve bir sonraki gün ulemanın da katılımıyla güçlenen isyancılar taleplerini bildirmek üzere sarayın kapısına dayandılar. Genç Osman başlangıçta isyancıların taleplerini reddettiyse de tavrını daha fazla sürdüremedi. Sonunda isyancılar saraya girmiş ve padişahın amcası 1. Mustafa'yı bulunduğu hücreden çıkarıp sultan ilan etmişlerdir. Bu olanlardan sonra Genç Osman ise Yedikule zindanlarında kapatılarak orada katledilmiştir. Bu sebepledir ki Genç Osman bir ihtilal sonucu öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. 2. Kabakçı Mustafa İsyanı ve 3. Selim. Osmanlı yenileşmesinin ana figürü olarak kabul edilen 3. Selim, ıslahat fikirlerini zamanın ruhuna uygun, ciddiyetle ve kararlı bir şekilde ele alarak bozulmuş Osmanlı düzenini yeniden tesis edip devletin gücüne yeniden kavuşmasını sağlamaya çalıştı. Sultan 3. Selim, Nizam-ı Cedid adıyla askeri, mülki, idari, ticari, sosyal ve siyasi bir dizi ıslahat teşebbüslerine girişerek devlete yeni bir soluk ve canlılık getirdi. 1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen Yeniçeriler, Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. 3. Selim, Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı ve saraydaki şimşirlik denen hücreye kapatıldı. Saltanat kendinden sonra gelen 4. Mustafa'ya yani amcasına geçmişti. Rusçuk ayanı alemdar Mustafa Paşa 15 bine yakın ordusuyla 3. Selim'i yeniden tahta çıkarmak için İstanbul'a gelirken 28 Temmuz 1808'de 3. Selim padişah 4. Mustafa'nın emriyle boğduruldu. 3. Sultan Abdülaziz'in düşürülmesi. 1870'li yıllardan itibaren Osmanlı padişahı Abdülaziz'e karşı gelişen yeni yönetim şekliyle ilgili muhalefet gün geçtikçe şiddetini arttırdı. Yeni Osmanlıların başını çektiği junta yapılanmasında Mithat Paşa önderliğinde meşrutiyet idaresine geçilmesi isteniyordu. İlk olarak 1876 yılının Nisan ayında başlayan hareketlenmede Osmanlı sadrazamları kansız bir şekilde yönetimden uzaklaştırıldı ve junta üyeleri önemli kademelere yerleştirildi. Sonrasında ise 30 Mayıs tarihinde Sultan Abdülaziz'i tahttan indirerek akıl sağlığını kaybetmiş olması mazeretiyle saray yağmalandı ve padişahın haremi dahil tüm mal varlığına el konuldu. Gelişen darbe sürecinde ise 5. Murat Junta yönetimi tarafından tahta geçirildi. 4. 31 Mart ayaklanması, akabinde 2. Abdülhamit Han'ın halledilmesi. 93 Harbi yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nde uygulanan temkinli ve şüpheci 2. Abdülhamit Han yönetimi muhalefetin gün geçtikçe gelişmesine sebep oldu. İktidarını olağanüstü hal şartlarında geliştiren Sultan 2. Abdülhamit, denge politikaları ve konjektürel politikalar ile hükümet ile olan ilişkisini sürdürdü. Ancak 30 yıldan fazla süren iktidarında sürekli olarak muhalefete uğrayan Sultan Abdülhamit Han 1909 yılına gelindiğinde büyük bir ayaklanma ile karşı karşıya kaldı. Ayaklanma her ne kadar bastırılmış olsa da takip eden süreçte ilan edilen sıkı yönetim ortamında 2. Meşrutiyet'in getirdiği haklardan yararlanılarak Meclis-i Mebusan kararı ile Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamit Han yerine 5. Mehmet Reşat geçirildi.
5-20 Ocak 1921 Anayasası. 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren Sultan Vahdettin Han'ın talimatıyla Anadolu'ya giden Mustafa Kemal Paşa, oradayken hanedanın aleyhine döndürdüğü hareketi 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'un kesin olarak işgal edilmesi ve ablukaya alınmasıyla Osmanlı hükümetinin işlevsizleştirilmesinden meşruiyetini alarak kurumsallaştı. Bu süreç büyük ölçüde Mustafa Kemal'in yönlendirmeleriyle 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına yeni idarenin ilanını beraberinde getirdi. 1921 Anayasası'nın 1 ve 2. maddesinde yönetme hakkının sahibinin doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde millete ait olduğunu belirtmesi ve 3. maddesinde de ilk defa Türkiye Devleti ifadesinin kullanılması açısından önceki Osmanlı hükümetine karşı ihtilal niteliği taşımaktadır. 6-27 Mayıs 1960 Darbesi. 1950 yılında demokratik usullerle yönetime gelen ilk hükümet olan Demokrat Parti, Adnan Menderes başkanlığında 10 yıl boyunca yönetme yetkisini kullandı. Özellikle 1957 yılından sonra gelişen kriz ortamında ordu, 27 Mayıs 1960 tarihinde komuta zincirinden bağımsız bir idare ile yönetime el koydu. Askeri idare, başında Cemal Gürsel'in olduğu Milli Güvenlik Konseyi'nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de içinde olduğu siyaset, akademi ve askeri mecradan birçok tutuklama yaptı ve Adnan Menderes ile bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. 7-12 Mart 1971 Askeri Muhtırası. 3 kuvvet komutanı ve Genelkurmay Başkanı'nın ortak imzasıyla yayınlanan muhtıra dönemi Süleyman Demirel hükümetinin düşürülmesiyle sonuçlandı. Emir komuta zinciri içerisinde gerçekleştirilen bir darbe olması açısından ilk olma özelliği taşıyan 1971 müdahalesinde bir siyasi partinin kapatılmamış, meclisin lağvedilmemiş, yani yeni anayasanın hazırlanmamış ya da bir yargılanmanın yapılmamış olmasına rağmen müdahale sonucunda hükümetin çalışmaz hale getirilip gayri nizami yollardan yönetimin değiştirilmesiyle Nihat Erim hükümetinin göreve başlamasından dolayı bu durum kusursuz bir darbe örneği olarak adlandırılabilir. 8-12 Eylül 1980 Darbesi. Emir komuta zinciri içerisinde gerçekleşen darbe girişiminde Süleyman Demirel hükümetine tekrardan müdahale edildi. Meclisin lağvedilmesi, siyasi partilerin kapatılması, yeni anayasanın hazırlanmasının yanında iç savaşıyla burun buruna gelinmesinden dolayı ülke siyaseti açısından büyük bir kırılma noktası olan 1980 askeri darbesi Kenan Evren'in idaresinde uzun yıllar süren militarist bir idarenin ardından siyasi, sosyal, sanat ve spor hayatında büyük değişimleri beraberinde getirdi. Darbe sürecinde 1.683.000 kişi fişlendi. 210.000 yargılama yapıldı ve 230.000 kişi tutuklanarak cezaya mahkum edildi. 517 kişiye idam cezası verildi, 50 kişi infaz edildi. Bunun yanında siyasi mülteci olarak yurt dışına kaçan, şüpheli olarak ölen, fişlendiğinden dolayı işten çıkarılan ve hapishanelerde ölen sayısız kişi darbenin en acı yüzleri oldu. 9-28 Şubat 1997 süreci. Postmodern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci adı üzerinde 28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yaşanan gelişmelerin ardından Necmettin Erbakan başkanlığındaki Refah Yol hükümeti istifaya zorlandı. 28 Şubat'ta gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan şeriat ile mücadele kararlarının doğrudan Necmettin Erbakan hükümetini hedef almasından dolayı siyaset alanında birbirinden hızlı ayrılan toplum grupları sanat, kültür ve bürokraside büyük ayrışmalara ve baskılara maruz kaldılar. Silahsız bir darbe olmasına rağmen kamusal alanda askerin kendisini doğrudan göstermesine dayalı olarak silahlı bir müdahalenin de uzak olmadığı algısı toplumsal infiale sebep olmuşken 28 Şubat sürecindeki askeri vesayetin 21. yüzyılın başlarında hala etkisini en büyük ölçüde hissettiriyor olmasından dolayı ayrıca dikkate değerdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.